pembesi. Deli canım, gönlüm sevmez herkesi. Esmer sen güzelsin, olursa o kız olsun. Deli canım, esmerler kovardasın. Esmer sen güzelsin, olursa o kız olsun. Çiçekten balalı, le canım. Urfa'nın kovardası, esmer sen güzelsin. Her çiçekten balalı, le canım. Her çiçekten balalı, le canım. Esmerler kovardası, esmer sen güzelsin. İstanbul kovardası, esmer sen güzelsin. Esmer sen güzelsin, esmer sen güzelsin. Şimdi beni bu hanımefendiyle niye karıştırıyorsunuz merak ederim. Yani zaten dedikodu ayuka çıktı. Ben yani değil. Hayır sen ne anladın? Hangi dedikodu? Sevgili dedikodusu mu anladın? Hayır evladım, hayır. Ah canım, senden dedikodu çıkar mı? Niye şunları bir çevirle bakayım. Çevir evladım, çevir. Çevir, elim göbekte kalsın. Elim göbekte kalsın. Elim göbekte kalsın. O elini şimdi... Kim? Elime bir şey diyemezsin. Elimde çok hüner var. Ha, ana, yapma ya. Ana. Efendim, huzurlarınızda güzel kızımıza teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederken... Son iki programımız kalıyor. Yani bu programdan sonra bir program daha bu sezonu kapatıyoruz. Sizlere alasmadık diyoruz. Önümüzdeki sezon buluşmak üzere diyoruz. Ama demiyoruz. Niye demiyoruz? Önümüzdeki sezon yine ben var mıyım? Tabii olmaz mısın? Bak duydunuz. Bak. Tabii olmaz mısın? Olmazsam ne? Hayatta sensiz bir şey düşünebilir miyim? Acun, yavaş kaç. Allah'tan şimdi son programı da bundan sonra çekiyorum. Eğer ki bunu televizyonda izlese ne yaptığımı, son programa gelmezdi ama bugün ikisini bitireceğim için. Ladies and gentlemen, başta hanımefendiler olmak üzere. Sizleri çok seviyoruz, önünüzde eğiliyoruz.
Bu sene yapmış olduğunuz yardımlardan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Şehit analarına, polis vakfına, bir de yok Mehmetçik Vakfı, polis, bir de çocuk esirgeme kurumuydu. Yani karınca kararınca kim ne verse hani derler ya, yani içinden gelen, içinizden geldiği gibi davrandınız. Çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki sezon daha kalabalık yapacağız. Çünkü insanlar gelemiyor. Gelemeyenler bize kızıyorlar. Fırça atıyorlar. Fırça yemekten bıktık. Bir daha fırça yemek istemiyoruz. En az 400 kişilik yapacağız. Daha biraz şey yapacağız ki o zaman yardımlarımız biraz daha güçlensin. Böyle 180 kişi, 180 milyon her gece. Hiç hava. Haftada bir vallahi. Evet, Babür. Babür. Şşt, Babür. Tamam, geldim ya. Neredesin? Ne yapıyorsun içeride? Kusura kalma ağam, içeride televizyonda bir komedi vardı, onu izledim. Ağam neler neler oluyor, sen burada uyuyorsan ağam ya. Nasıl uyuyayım ben? Vallahi dayışan hiçbir şey yok aslında. Nasıl yani? Her şey aynı, senin kimin? O ona dangalak değil, o ona yalak değil. O ona sensin diye, o ona ben değilim sensin diye. Kim demiş ki, kime ne demiş? İşte bir şarkıcı çıkmış. He? Ricky'yi parmaklayan kadına. Ricky'yi parmaklayan kadına. Kadına şey demiş. Ne demiş? Yalak. Bana mı demiş? Yok baba, ona demiş, sana niye dersin? Yani aslında sebep de çok saçma. Sözü inşallah meclisten dışarıdır. Şov programı yaptığı için demiş ağam. Gibi hocam yani, biz de şov programı yapıyız. Ona göre yani ayağımı... Biz bir şey demiyoruz ama. Ne bileyim, şov programı yaptığı için kadına yalak demiş. Ya bize ne kardeşim? Başka ne olmuş peki, ne olmuş? Ya aslında benim kafama takılan, Hülya'ya yalak diyen kadının şarkısı. Vış! Ne olmuş? Şarkısına ne var? Sokarım politikanı. Ne için konuşuyorsun sokarım politikanı? Bu ne? Ağam, sokarım politikanının anlamını sen hepimizden iyi bilirsin. Yani senin ihtisas alanın oluyor birazcık. Biraz ayıp oluyor. Ne? Allah cezanı verecek. Ben niye, ne alakası var benden? Niye ağam? Günahın boynuna, karılar koynuna. Seni ne kadar severim. Böyle günaha boynuna, günahlar boynuma olsun. Karılar, karı olmaz. Kadın, bayan. Koynuma. Yani o ağzından bal akıyor ha. Öyle bir şey olmuyor da gerçi ağzından bal akıyor. La ağam, bir de anlamamış gibi yapıyorsan ya. Bıyık üstünden mal taklidi yapmıyor musun? Cinlerim tepeme çıkıyor vallahi. Ne taklidi yapıyorum? Mal taklidi yapıyorsan ağam ya. Anlamıyormuş gibi mal balına bakıyorsan. Herkes biliyor. Ayrat bir şey sen ya. Ne herkes sen biliyor? Sen ne anasının gözlüsün var ya. Be. Felfecir gözlüm, pos bıyıklı. Özeni gideceğini. Seni Urfa zebanisi seni. Bu ne harekettir, gördün? Gördüm ağa. İçeride görüşeceğiz demektir bu. Ha işte. Söyle canım. Sen anlayan bir tek ben varım aslında biliysen ağam. Yani yağcılık gibi olmasın tabii. Yok sen... ben yağcılığı sevmem zaten, yağcılık yapma bana. Senin kıymetini şu boyun postun devrildikten sonra bilecekler ama iş işten geçmiş olacak. Buyur lan. Boyun postun devrilecek, kıymetin bilinecek. Sen de kınaş ettirirsin. Ya ne yaptıysan yaranamadın be ağam be. Köprü yaptırdın, okul yaptırdın. Kol gibi vergi yatırdın. Orada iyi yatırdık. İbo aynı İbo. Değişen hiçbir şey yok. İbo her zaman aynıdır, değişmez. Merak etme. Sen şimdi bak. Ağam. Hak yerini bulunca, bu cemaat seni torpağa çalınca... sağlığında kıymetini bilmeyenler... sen ölünce okulun bahçesine heykelini dikecekler. Değişen gene bir şey olmayacak. Nasıl bu yani? Bu sefer de kuşlar sıçacak kafana. Ben sen ağzını... Babür! Babür canım! Ya sen bir adamı suya batırıyorsun, bir kurutuyorsun. Bir diyorsun ağustostur, bir diyorsun kıştır. Şimdi ben sana kışı yazı karıştırırsan görürsün Babür. Ağam lazımdır, yapmayasın ağam. Kadersizim benim. Cem Karaca diyeceğim, sen ne diyorsun? Ben de öyle diyeyim. Cem Karaca. Cem Karaca!
Hayır, mücadele etmeyelim yani. Bırak da doğru dürüst işimi yapayım ben. Yok. Ben kendimi şeyh gibi hissetmeye başladım vallahi. Zaten yani sakallan bakaldan. Sakal artık değil mi bunlar? Evet. Merhaba. Hemen bir bayan çağıralım şimdi. Çünkü bir erkek bir bayan, bir erkek biri de şey. Bunu yapan iki kişi. Sonra seninle konuşacağız. Tamam. Erkek kişi. Tamam mı? Tamam. Nadide Sultan. Hakan Taşıyan. Mikrop. Vebalı hasta. Yok, vebalı mikrop. Efendim, Cem Baba, sizi şöyle alayım. Tabii. Pekala, baş üstüne. Hakan Taşıyan ne kadar yük taşırsın bilmem ama bizim yükümüzü taşıyacaksın çocuğum bugün. Gel bakayım böyle. Sen tek başına orada. Ay Nadide, ama Nadoş. Amanın da Nadoş. Söyle bakayım, İboş. İboş. Amanın da Nadoş. Şimdi sosyetede böyle. Nadoş. Bak Nadide yok. Sen şimdi İstanbul sosyetesi beni çağırıyorsun. İboş. Canoş buyurun. Ne yapıyorsun? Lo böyle anam beni duysa var ya. Seni köpeğin oğlu der hemen tepeme vurur. Hadi bak. İbo. Söyle. Öyle mi? Ha. İbo. İbo. Efendim Nado. Ne kadar güzel ya. Şimdi. Yani Nadide'nin bu kaseti şimdi bu program yayınlandığında bir haftalık falan mı oluyor çıkmış olacak? Evet. Peki. Sen nerelisin? Konyalıyım. Bu kasetinde Konya türküsüne yer verdi. Bir Konya türküsü var. Onu bir dinleyelim Nadide Sultan'dan. Bakalım bir de yanında bir sürprizi var. Onu okurken. Tamam mı? Tamam okuyalım. Konya namı. Thank you.
Folklorcu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten bir Konya oyun havasını sergilediler. Şimdi ben dedim ki buna niye klip çekmedin? Dedi ki benim bir tane şarkım vardı, ona çektim. Ağır bir parça. Abi millet ağırlardan bıktı. Televizyonda şey görmekten şu oldu. Böyle fıkır fıkır şey ettirelim ya. Değil mi? İş vereyim de belki firması çeker. Çekeceğiz zaten, onu da çekeceğiz. Halbuki benim firma olsa hemen böyle iki kelime biri söylese çektiğim klibi bozarım. Yenisini yerine çekerim. Kuruk kalabalık. Bu kadar. Ne olacak? Bu kadar. Topu 10 kağıt şey olacak yani. Nadide Hanım, Cem abiyi sever misin, bir yanımda oturdun? Tabii ki çok severim. Hakikat mı ya? Cem Karaca ile büyüdük bizler. Ne mutlu bana. Abi benim kadar kimse sevemez. Gel şimdi şey yapalım burada. Ben de çok severim. Hakan, sen Cem abiyi sever misin? Vallahi büyüklerimize saygı duyuyoruz her zaman için. Ellerinden öperim. Sağ olsun. Allah sağlık, sağ olsun. Uzun ömür versin. Sağ olsun. Cümlesine. Evet, abi bana... Gösterdiğin sevgi ve saygının, saygı belirtisi bunun. Bana olan sevginin, yani bunu herhalde burada şov olsun diye yapmadım. Zaten ne zaman seni tanıdığımdan bu yana ne zaman karşılaşsak, her zaman bana aynı sevgiyi, aynı saygıyı, aynı muhabbeti ve aynı içtenlikle göstermiştimdir. Onun için benim için ayrı bir yerim vardır. Her zaman her yerde de söylemişimdir. Burada da ben de şimdi bu şovdur, programdır. Programlarda böyle herkes karşılıklı birbirine aman efendim, zatlarız efendim, ama hiç rica ederim efendim. Yapar, hiç bunlara gerek yok. Ben yapmam zaten, bilen bilir. İbo hiç yapmaz, babasını dinlemez. Pat diye söyleyiverir. Efendime söyleyeyim. Hakikaten bir coğrafya hatası neticesinde burada doğmuş. Bugün İtalya'da, Fiorentina'da, Milano'da, Cenova'da falan bir yerde olsaydı dünya Pavarotti'nin yerine herhalde İbrahim Tatlıses'i dinleyecek olurdu. Tohum nasıl olacak? Bu gen meselesi önemli. Abiciğim. Yani babamı nereden bence bulacaklar? Bence şu yapılabilir mesela, İtalyanlar seni bıçaksalar belki seni kopyalayabilirler. Yani abi. Şey olabilseydi Cem abi, acaba şöyle bir şey mi? Anam hamile kaldığında gidip orada şeyde doğsaydım. Ha, o da olabilir. Hani yapıyorlar ya şimdi gider... Çocuk tabii 2-3 ay var kala gidiler, Amerika'da doğururlar. O zaman Amerikalı oluyor. Yarı Amerikalı, yarı Türkiye'li. Yarı Türkiye'li oluyor. Ondan sonra gelip başımıza da başka bir şey daha da oluyor yani. Yani o sonra, o sonraki mesele. Diyeceğim o yani, hakikaten sen İtalya'da dediğim şekilde de doğmuş olsaydın, ister genlerden, ister şundan, ister bundan, sen hakikaten dünyanın nadir dinleyebileceği lezzette söyleyen bir tenorsun. Ama ne mutlu bize ki bizim malımızsın yani. Made in Turkey bir tenorsun. Tenorsun dedi ya şimdi. Ne? Bu biraz şey var ya hani, boğa güreşlerine. Gebertirim lan, gelmezsin lan. Aman ha. Hayda buraya gitler. Nadide. Efendim. Kasetin çıkıyor. Bir de öyle şeytansınız ki var ya, ne uyanıksın ha. Tam yaz geliyor ya böyle abi. Bahar, ilkbahar, yaz, fırtına, konserler değil mi? Hı hı. Çıkacak mısın? Turneye çıkmayı düşünüyorum. Bu sene mutlaka bir turne yapmak istiyorum.
Öyle bir şeyiniz vardı, böyle bir konuşma, bir dedikodu gibi biliyorum sanki. Evet, var. Var değil mi? Allah var. Hayırlı uğurlu etsin. Amin, inşallah. Hakan Taşıyan. Efendim abi. Ne taşırsın abi? Bütün insanların taşıdığını taşıyorum. Bütün insanoğlunun taşıdığını taşıyorum abi. Ne abi, ne mesela, ne yani? Vallahi abi, gönlümüz saygıdan, sevgiden yana. Güzellik içerisinde olan bütün yükü taşırım. Hakan Taşıyan. Efendim abi. Gel abi, Hakan Taşıyan'ın da kaseti çıktı. Üç defa etti değil mi? Üçüncüyü boşa etti. Terbiyesinden, edebinden hiç şüphem yoktur. Üç senedir, dört sene oldu tanıyorum. Hiç değişmedi, inşallah değişmez. Hakan'ı seviyoruz. Hakan'la sizleri baş başa bırakıyorum. Dön artık ne olur, gel artık ne olur. Neredesin ha canım? Sensiz yaşanmıyor, sensiz yaşanmıyor. Neredesin ha canım? Sabah olmaz gecelerim, sen gittin günden beri. Hasret kesti nefesini, taş değdi bak dizlerime, yaş doldu bak gözlerime, yazık etme gel bu sevgiye. Acan dayanmam buna yapma, acan yeter ağlatma. Ajanım ölürüm sana yapma, bahtıma acılar yazma. Ajanım dayanma buna yapma, ajanım yeter ağlatma. Ajanım ölürüm sana yapma, bahtıma acılar yazma. Dön artık ne olur, gel artık ne olur. Neredesin ya canım? Sensiz yaşanmıyor, sensiz yaşanmıyor. Neredesin ya canım? Aşkın bana sürpriz yaptı, hasret oldu armağanın. Kalbim taş değdi bak dizlerime, yaş doldu bak gözlerime, yazık etme gel bu sevgiye. Acanım dayanmam buna yapma, acanım yeter ağlatma. Acanım ölürüm sana.
acılar yarım. Acanım dayanmam buna. Acanım yeter anlatma. Acanım, acanım, aralalaral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 
Bu konservatuarı bitirmeseydim zaten bunlar olmazdı. Rahmetli benim buradan gönlü rahmet istedi. Topal Kalaf vardı arkadaşım. Yunanistan'a giderdik. Mesela ben, Derya Hanım, o üçümüz. Düşün, şalvarlı bir tane adam. Sigara içiyor, her şeyi üstüne döküyor. Yani dört gün önce neydi ağzından belli. Kuru fasulye. Bu, ama bunu yanımda gezdiriyorum işte. İftihar ederek, bir de böyle göğsümü kabartarak. Bana en az 13-14 tane makam öğreten adam. Urfa'da bana makam öğretti. Ya makamı bilmezdi. Hicaz'dır, Uşak'tır, Ras'tır, Segah'tır. Bunların hiçbirini bilmezdim. O bana öğretti. İşte böyle oldu. Halbuki Allah cezanı vermeye senin. Mekanın cenneti ola. Beni gönderseydin ya konservatuvara. Bak konservatuvara gidiyor bu da. Ama şey, siz o kültürle yoğrulmuşsunuz, siz halk müziğin içinde doğmuşsunuz. Biz İstanbul'da doğduk, onun eğitimini gittik. İşte nereden öğreneceğiz, oradan öğreneceğiz. Bir de sizin gibi binde bir, milyonda bir çıkar. Allah Allah, Allah Allah. Ya Nadide, bayılıyorum sana ha. Vallahi. Yani Nadide'nin bu beni sevmesi... Neyse, bu resmi sonra göstereceğim size. İnşallah öyle erteleye hiç görünmez o. Sonra göstereceğim. Cem Karaca! Evet! Ben vermiyorum mikrofonu abi. Çünkü... Duyulur, duyulur hocam. Bu mikrofonda nasıl olacak abi? Evet, bize ne söyleyeceğim Cem abi? Son albümümüz yeni çıktı. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Bindik bir alamete, gidiyoruz. Usta bunu biraz bize aç ya. Bunun sözleri kimin, müziği kimin? Hocam, şimdi... sözünü ben yazdım. Hı? Müziğini... İçindeki gekler falan? Laflar Anadolu'ya mal olmuş deyimlerdir bunlar. Şimdi mesela bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete, bu laf nereden geliyor? Hı hı. Vakti zamanında Osmanlı'nın padişahlarından birine Afrika'daki bir kral ya da kabile reisi bir tane zürafa gönderiyor. Şimdi Osmanlı'nın bir kişisi toplanıyorlar, hayatlarında zürafa görmemişler. Bakıyorlar, ulan bunun eti mi yenir, sütü mü içilir? Yumurtası mı yenir? Garip bir hayvan. Ulan buna diyorlar olsa olsa binilir. Padişah da pek gözü yemiyor. Baş mabeyinci, yani baş yaver diyelim. Baş yavere diyor ki bin bakalım hele şuna diyor. Baş yaver de ya Allah ya settar deyip atlıyor zürafanın sırtına. Zürafa da hiç sırtına binilmeye alışkın bir hayvan değil. Alıyor sarayın içinde başını, başlıyor koşturmaya. Baş mabeyinci sarılıyor bir zürafanın boynuna. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete, kavuştuk be sen benim evlam, kısa da selamete diyor. O laf buradan kalıyor. Daha sonra devenin pek bilinmediği Anadolu, mesela Kuzeydoğu Anadolu falan filan, oralarda deve pek yoktur. Orada da bu hikaye Anadolu'da deve olarak anlatılıyor. Yani lafın aslı bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete lafı oradan çıkıyor. Bu da çok hoş bir deyim. Hakikaten böyle bir takım... Garip durumlar olunca insanın açıklayamayacağı. Doğru söylüyorsun. Bindik bir alamete geliyoruz kıyamete. Deyi veriyorum. Yitirip hemen kurtarıveriyorum vaziyeti. Allah sonumuz iyi etsin demeyeceğim. Sonumuz iyi olacak. Olur olur, %100. Hayırlısıyla inşallah.
Ondan hiçbir zaman ümidimizi kesmedik. Bak, sonumuz iyi olacak dedim. Neler geldi? Hediyeler geldi değil mi canım? La baba, ne hikayeymiş. Bir kız bir oğlan oldu içeride ya. Ciddi mi? Ha. Ne zaman? Ha, bak, al. Eyvallah. Bu ne bu? Allah kahretmesin. Bak, gene düşürdüm ya. Spotlar diyeyim, gözünü mü alayım? Spot benim gözümü almayayım. Başına geçeyim. Bunu? Şey, spot. Işık yok. Geçmeyeyim. Evet, geçmeyeyim. Vallahi geçmeyeyim. Bu, bu imajdır bu. Senin nasıl imajın var, bak bu da imaj. Ha, anladım. Bu nedir? Ya canım, senin kulaklarını yerim, senin kulaklarını. İmaj hangisi? Nedir? İmaj yani böyle çeşit şeyler yapıyorlar. Mesela arkadan şey yapıyorlar, böyle imaj yapıyorlar yani. Ya hayır hadi, bir şey ağam hadi. Efendim, Sait Koç abimize teşekkür ederiz. Çok güzel bir şey. Evet, çok, çok teşekkür ederiz. Yalnız seninkini anlamış değilim. Anahtarlık abi. Anahtarlık da nereden giriyor anahtarlık? Onu merak ediyorum abi. Tesbihi Sait abimize teşekkür ediyorum. Saçını rica edeyim. Binmişiz bir alamete. Gece yozgun yanıtı. Efendim. Hakan Taşıyan. Efendim abi. Diziler devam edecek mi? Bekliyoruz kısmet abi. Kısmet diyorsun. Ya kısmetten fazlası olmaz. Olmaz. Ben bir tane okuyacağım kısmet, bakayım ne olacak. Vallahi. Bahçaya gel ki görem ele ha gule. İntro denen, yani serbest kısmı olan denen, yavaş böyle giden, ağır ağır giden denen bir kısmı vardır bunun. Orada çapık çalınmaz. Ula bahçaya... Bak sinirlendi ya. Bak şimdi. Ula bahçaya gel ki görem. Ha gule, ha gule kurbane. El uzat bir gül veren. Şen güle, şen güle demale. Aramızda dağlar var. He güle, he güle kurbane. Ben saha nasıl erem. Şen güle, şen güle demale. Yeah.
sen olaydın Şengül'e Şengül'e Teşekkürler. Bravo. Yani şöyle denişik denişik bir türkü okuyalım dedik. Ne üçlü diye sorarsanız denişik türkü. Niye diye sorarsanız. Bu İzzet Altınmeş'e okumuştu tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum Hüsamettin Subaşı da derlemişti. Hüsamettin'in böyle şey türküleri vardı böyle enteresan türküleri mesela. Aha can Hatice. Aha can Hatice. Gözler ceyran Hatice. Aha aha. Evet. Şimdi efendim Nadide Hanım. Burada diyorsun ki sanki sadece göğüslerim var. Aynen öyle söyledim. Burada diyor ki sesiyle kimse ilgilenmeyince oyunu Kur'an'la göre oynamaya karar veren Nadide Sultan, iri şeylerinin yanında fora verir şeylerini, fora eder. Sonra da Türkiye'nin gündeminde ilk sıra Nadide'ye verilir. Şimdi pişman değil ama sıkılmış Nadide, hem de çok sıkılmış. Neden sıkıldın mesela? Ya hep öyle mi yapmam lazım? Öyle mi yapmam lazımdı? Türkiye'de bir kadın olarak bir şeyler yapmak istiyorsan her yerde önüne engeller konuyor ve böyle yapmam gerekiyor. Ben 12 senelik müzik eğitimi almış bir genç kızım. Böyle yapmam gerekiyormuş. Böyle oldu. Ya Rabbi ya Allah. Bu nerede satılıyor? Hemen alayım bir tane. Bütün bayilerde. Tabii ki insanın fiziksel olarak bir takım şeyleri güzel olunca veya ön planda ister istemez onları alıyorlar ve gündeme hep onu getiriyorlar. Doğru mu? Doğru. Yani öyle. Doğru. Belki onları hep yaşayan sensin yani biz değiliz. Onları çok fazla yaşadım ama ben kendimi çok seviyorum ve kendimden eminim. Çok fazla yani kendimi savunmaya ki, geçmedim. Peki diyor musun? Ama sıkıldım. Diyor musun sıkıldım. Ki bunları ben yapmadım yani yüce Allah'ın bana vermiş olduğu bir şey. Tabii ki yani, Allah yani, yapsa derler yani. Evet, Allah ses de vermiş, güzellik de vermiş. Arada bir böyle iyilikler yapıyor. Ne yapayım? Amca. Hakan seni neyle ilgilenir? Kibarlığınla. Cem abi, senin gözlüklerin de bir ara çok ilgilendiler değil mi? Evet, bir ara beyaz çerçeveydi ama yıllar yıllar önce yani. Evet. 1960'da. Ben mesela hatırlıyorum Urfa'da dedim ki, Güneş doğmuyor! Lan dedim ki bu Urfa'da bizimkiler okuyorlar. Hiç böyle kavga eden bir okuyucu görmedik. Şarkılardan kavga ediyor. Yani böyle tekme yumruk şarkı neredeyse bilmiyorum. O nasıl bir parça vardı Güneş doğmuyor. Yok şey canım evet. Güneş sıcak, sıcak sıcak güneş. Ondan sonra sür hasür sür hasür. Abi ümit. 45 sene belki şarkıydı da i̇şte ben de ondan 45 bahsettim. Sene evvel. 45'ten daha hatta Fuat Sultan Mehmet daha henüz almamıştı İstanbul'u. Onu ben onu söyleyeyim sana. Bak hiçbirisinin elini tutuyor muyum? Abi bana ne ikisinden ya? Canım. Ah Nadoşah. Ne söyleyeceğim bize? Sözümüzü bana ait olan bir şarkı var bu kasette. Tutuldum. Kime? Tutuldum. Yemin et. Bana. Tutuldum, tutuldum. Gönül yasak dinlemiyor. Bu ne biçim?
sen, sadece sen. Başkası yok gözümde. Beni sana bağlayan, ellerimi zincirleyen ne? Nasıl paylaşırım seni ben kendimden bile kıskanırken? Günah deme, tutulmuşum bir kere. Tutulmuşum, tutuldum. Ne seninle ne de sensiz biliyorum olamam. Gelmeyecek baharı bekliyorum bakmadan. Avucumda su misali diliyorum tutamam. Onu sevmek ah günah bana her zaman bayanlar. Erkeklerin yüreğinde, kalbinde neredesiniz, nasılsınız lütfen bilin bakın. Bir bayan geliyor, üç tane zabalak kalkıyoruz ayağa. Sizlere nasıl saygılı olduğumuzu, sizleri nasıl sevdiğimizi hem ana olarak, hem bacı olarak, hem sevgili olarak, hem yar olarak. Burada diyorsun ki ne diyorsun burada? Normal değilim. Ne demek bu? Yani, ben bir şey demiyorum, orada yazıyor ha. Randevu dergisi neyle diyor ha? Diyor ki ben normal değilim. Duygularıyla iş yapan insanların çok normal olması beklenemez. Ya içine kapanıktır, ya dışarı dönüktür, ya hiperaktiftir. Ben de işte değişiyorum sürekli. Hiperaktif biraz deli. Hiperaktif bir ruhsal bozukluk, yani çok hareketli olmak. Ha. Bende de çok hareketlik var, bende mi hiperaktifim? Ben de vallahi çok böyle hareketliyim, ben hiç dayanamam. Cigoli! Abi gelsene sen buraya. Aramızda misafir oturuyor. Cigolişko. Bana kadar dönersem o kadar dönecek mi? Allah cezanı verecek. Senin yaşın kaç Cigoli? 43. Bana abi diyeceksin, gebertirim. Tamam. Çak bakayım. Biz. Peki Cigoli. Sen daha önce nerelerdeydin? Hani var ya, daha önceleri neredeydiniz? Neredeydin sen? Bulgaristan'daydım abi. Nerede? Bulgaristan'daydım. Ne yapardın be oradaydı Bulgaristan'da? Yok ya. Aa, yedi beni. Peki Cigoli, Roman mısın? Yok abi, Roman değilim de. Bulgar göçmeniyim. Bulgar göçmenisin. Yani konuşma tarzın falan... Romanlara ben, çünkü romanları çok severim. Ben de seviyorum abi. Evet. Hepsini seviyorum. Onların biraz böyle hafif bir şeyi var sende, bir ufak. Var abi. Şöyle bir bulaşmışlığı var, var. Hı? Evet. Var, çünkü romanlar seni çok seviyor. Ben de onları seviyorum abi. Bak suratıma bak. Romanlara böyle konuşur ya. Aman dedi, yedi beni. Yedi, yedi. Surat da böyle bak ama. Bize ne yaparsın, ne söylersin? Bir tane senin bir şarkın var. Yapma bana numara diye. Yapma bana numara. Kim? Yok abi. Hayatta dedi, yapmam sana. Hayatta. Evet. Mikrofonu getireyim mi? Mikrofonsuz mu yaparsın? Mikrofonla yaparım. Öyle mi? Peki be ya. Peki be ya. Cigolişko. Teşekkür ederim, sağ ol. Ver bakayım şimdi.
yapma bana numara. Yapma bana numara. Aa, yapma bana Adın niye Ciguli abi? Oradaki adın mı yani Bulgar? Evet, lakabım öyle. Bulgar'daki? Bulgar'daki. Ne demek yani o? Hızlı anlamı? Araba. He? Hızlı araba. Ciguli. Ciguli hızlı araba. Zaten belli yani. Dört sefer yaptığım zaman... Çok teşekkürler. Otur keyfine bak. Sağ ol. Belki bir ara daha... Bir tane daha şettirebilirsin. Yapma bana numarayı. Hakan Taşyan. Hakan, yemin ederim yani konuşmaktan sıkıldılar. Senin konuşmandan sıkıldılar. Sen vallahi mi? Çok sıkıldınız. Şimdi Hakan bize bir tane canlı bir şey söyleyecek abi, canlı. Oturak oku. Tabii. 3, 4. Thank you.
Felek salım Ezrail'i salmış peşim aman aman. Ben ölürsem de yine aşiretim alasın. Ama yine garip yazın mezarımın taşına. Ben öldüm ama yalansın tamam. Aman toplanmış aşiret yine benim garip başıma. Felek zalim Ezrail'i salmış benim peşime. Ben ölürsem de yine aşiretim ağlasın. Aman yine garip yazın mezarımın taşına. Ne neyle, ne neyle, insan sevdiği yarına eder mi böyle? Boşa gezdim, boşa yoruldum kaldım. Yeter artık felek, gel vazgeç benden. Faniymiş bu dünya fani, yeni anladım. Faniymiş bu dünya fani, yeni anladım. Mezarlıktan geçerken nasıl fatihasız geçmezse insanlar, uzun havada türküsüz bağlanmaz. Cem kardeş, buyurun şöyle alayım sizi. Eyvallah, eyvallah. Eyvallah. Gene mi mikrofonsuz?
Allah be. Evet, program bitti, gidiyoruz galiba. Selam verelim abi. Çünkü sadece burada bizi izleyen yok. Televizyonların başlarında oturmuş şimdi. Keyifli keyifli bizi izleyenler de var. Eyvallah. Yes, yes. Evet, şimdi Cem abi. Ha gözüm. Cem abi bir parça söyleyecek. Evet. Kerkük'ün. Zindanı. Kerkük'ün zindanı. Evet. Allah kimseyi zindana düşürmesin abi. Buyurun. Hele Kerkük de hiç düşürmesin. Allah başımızdan eksik etmesin. Estağfurullah. Sağ olun. Sizler sağ olun. O kuşağın, o kuşağın üç tane insanını bilirim ben. Evet. Barış abi falan Allah'ın nur içinde yatırsın. Bir de Erkin Koray var. Evet. Onda bu da rahmet anıyoruz. Evet, rahmet anıyoruz. Abi bu böyle rock mu oluyor bunun adı? Ne oluyor? Ya şimdi bu Anadolu rock diyeceğim. Anadolu rock. Türk. Ya biz türkülerden yola çıkarak yani daha işte armoni falan filan katarak şimdi daha davulu falan başka türlü çalarak bir şeyler yapmak gayreti içindeyiz. Yıllardan beri bu saydın rahmetli Barış olsun, Erkin olsun, ben olayım Moğollar olsun. Hepimiz bu yolun yolcusu olduk. Üç yürel falan gibi daha çok insan sayılır. Böyle bir akım geliştirmeye çalıştık. Dedik ki yani biz ayağı bu memlekete basan buralı bir takım türküleri ya da buralı melodileri rock mantığıyla çalalım. İngiliz'in çaldığı gibi yeah man baby wow wow demeyelim de oy anam oy diye söyleyelim dedik. Ama arkada davul da patakta patakta davul çalsın dedik. Hatırlar mısın Ah Keşkem, Ah Keşkem'de vokal yaptılar.
Ya. Orada Ah Keşkem şarkısında Cem abinin de vokali var. Ah Keşkem nasıl? Seninle çıkabilseydim. Ah Keşkem, vah Keşkem. Ya şu sıra ben de nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ha. Vallahi. Hadi bakalım. Bak. Seninle çıkabilseydim. Keşkem, ah keşkem. Seninle çıkabilseydin. Dur yok, sesime bir şey oldu. Aman Cem abi, yüce Allah, Allah bana iyi ki bu sesi vermiş, böyle bir ses vermiş. Senin gibi bir ses verseydi var ya, herhalde 14 gün, bir gün söyler 14 gün yatardım. Abi nereden çıkarıyorsun onu ya? Bak. Bir seninle çıkabilseydin. Ben gel, geliyorum. Bak, seninle çıkabilseydim diye mesela. Seninle çıkabilseydim. Ya her yiğidin bir yoğurt yiyişi var hocam. Her yiğidin. Sen yiğit, öyle yiyorsun, ben böyle yiyorum ya. Abi tamam, bir şey demedik de kardeşim yani. Bağırıyor, bağırıyor, yine sesin kesilmiyor ya. Ya bağırıyoruz ya vallahi Allah. Vallahi gırtlağıma bir şey oldu ha. Az oğlan konuşuyor da, sesli olan niye bağırmasın? Ha ha ha. 3, 4. Seninle çıkabilseydim. Ah keşkem, ah keşkem. Elini tutabilseydim. Ah keşkem, ah keşkem. Kafelerde, diskolarda. Ah keşkem, ah keşkem. Belini sarabilseydim. Ah keşkem, ah keşkem. Elimdeki sazım olsa. Ah keşkem, keşkem. Doya doya çalsam seni. Ah keşkem, keşkem. Kadehimde şarap. Ah keşkem, ah keşkem. Doya doya içsem seni. Ah keşkem, ah keşkem. Hep beraber. Ah keşkem, keşkem, keşkem. Çalabilseydim keşkem. Ah keşkem, keşkem, keşkem. Sevebilseydim keşkem. Saçlarına boncuk taksam. Ah keşkem, ah keşkem. Sizi nazardan korusam. Ah keşkem, ah keşkem. Mutluluktan uçardım ben. Ah keşkem, ah keşkem. Sana bir kez dokunsam. Ah keşkem, ah keşkem. Elimdeki sazım olsam. Ah keşkem, keşkem. Doya doya çalsam seni. Ah keşkem, keşkem. Kadehimde şarap. Ah keşkem, ah keşkem. Doya doya içsem seni. Ah keşkem, ah keşkem. Ahdı keşkem, keşkem, keşkem. Sevebilseydim keşkem. Ahdı keşkem, keşkem, keşkem. İçebilseydim keşkem. Bu dedi ki, bu dedi ki öpebilsem keşkem. Öyle dedin değil mi? He? Evet. Öp bakayım. Vallahi siz beni öpmek istiyorsunuz. Ben de Nadide'yi öpmek istiyorum. Koko be. Oh be. Mikrofonu falan düşürdü. Eyvah eyvah eyvah. Gel bakayım, çıkar şeyini. Hafif de o mini etek, öyle aralarından da şey görünüyor. Tam böyle şey ha. Tam erkek. Tam erkek mi?
Evet, ne söyleyeceğim bize son kasetinden? Ya bizim menajerimle bu albüm repertuarını yaparken ilk aldığımız şarkı vardı. Özkan İllaki. Turgay'dan. Evet, çok komik bir şarkı. Öyle yani mesela şarkı. Sen diyorsun ki ben bu adamı baştan çıkaracağım illaki. Yok, bir adam beni baştan çıkarmaya çalışıyor. İllaki. Ben de olmaz ki diyorum. O adam kim mesela? Çayırlara olmaz ki alem ne der bizi görse oralarına sere serpe yatılır mı ulu orta aman boş geç hopman olmam fosforlu sultan olmam olamam hadi canım oyna çift telli alem dolamış diline beni bir aşağıdan diyorsun ki çayırlara uzanmam, yatmam bilmem ne burada hep çayırlasın. Hep otların üstüne uzanmışsın burada fotoğraf motoraf çektirmişsin böyle. Niye Cem abiye gidip çekmezler? Hayır, ben senin dergine geldim, radyomda röportaj yaptım yani. Ha geçen hafta vardı, geçen röportaj vardı da. Bana mayo falan demediler, çayla kahve yedirdiler. Mesela desene abi mayo falan giyer misin, ne yaparsın abi? Ben, yani mayo bana mayo, benden de ne mayo olur, resim olur ha, tek çizgi pijama. Hani böyle dururum, bir de üçgen poz veririm böyle. Tek çizgi pijama gibi adamım ya. 55 yaşından sonra... Senin bacakların da çok ince değil mi abi? İnceden öte. Abi 50 senedir tanırım seni böylesin. Maşallah. Vallahi halimden memnunum ya. İyisin. 60 kilo iyi yeter. Peki Hakan sen mi mayolu çektirmişsin? Tamam abi. Cevap da yok. Hakan gel. Şimdi abla gürültü olurken, alkış olurken duyulmuyor ha. Sen seni şey yap, heder etme. Bunlar Hakan, bunlar Almanya'da kalan Türklerimiz. Almanya'da kalan Türklerimiz. Böyle hep hasretler bize, yemin ederim. Bir tek televizyonda izliyorlar. Şimdi böyle burada da görünce dayanamadı. Dayanamadı abla, kendi kendine attı ortaya vallahi. Şimdi Hakan... Yine bu son kasetinde benim çok sevdiğim... Bir dakika abla! Yani abla ha! Ablası kurban olsun sen, hani kurbanı? Hani kurbanı? İzin var mı, konuşayım mı? Şimdi Hakan aslında bu son kasetinden benim çok sevdiğim parça var. Burası bitti, Allah'tan girmedi araya. Rahmetli Selahattin Sarıkaya'nın
tarayan vardır içinizde. Dedenin, rahmetli dedenin güzel bir şarkısı var. Çok eski. Nedir laf adı? Bağışla beni. Bağışla diyor. Affet yani hatalar ettim ama affet beni. Bağışla diyor. Evet. Hakan Taşıyer. Pişman oldum yüz bin kere, hata ettim ben bir kere. Pişman oldum yüz bin kere, istemezdim böyle olsun. Ne yapalım, ne yapalım, oldu bir kere. Kızı böyle kötü şey yapmışsa, yani kızı hakikaten üzmüşse falansa, bir de ağlayarak bu şarkıyı söylerse var ya, Allah seyircinin vay haline eyvah eyvah. Hüngür, hüngür. Eskiden öyle değil miydi ya? Evet. Sinemalara şeyle yatak çarşafından giderdi millet. Aman gittik bir ağladık, bir güzel ağladık, bir güzel ağladık, evet. Bir güzel ağladık diyerek. Evet tabii, bu şimdiki çekeceğim dizi böyle ağlayışlı. Ağlayışlı dizi. Evet abi, ben peki, şarkı da koyacağım içine. Ama sen de bak, ağlayışlı bir diziye karşı artık yeterince anlayışlı ol. Değil mi İbrahim? Ciguli. Gel bakalım, gel. Al bakayım sen oradan Mehmet'e söyle bakayım. Neyi okuyacağını söyle bakayım. Hareketli bir şey olsun Ciguli, yakarım seni. Bin Naz okuyalım abi. Ne? Bin Naz okuyalım. Bin Naz. Hareketli mi? Hareketli. Peki Bin Naz. Mama. Bin Naz çocuğum. Bin Naz.
Çalgıcı karısı bilmez, esnaf karısı bilmez, kumarcı karısı bilmez, bilmez, bilmez. Çalgıcı karısı bilmez, esnaf karısı bilmez, kumarcı karısı bilmez, bilmez. Karısı bilmez, bilmez, bilmez. Çalgıcı karısı bilmez, esnaf karısı bilmez, kumarcı karısı bilmez, bilmez. Ne cuguliymiş lan? Ne? Cuguli. Kızlara bak. Esnaf karısı binler. Teşekkür ediyoruz. Gel. Hadi hanım, hadi, hadi. Hadi. Cem Karaca! Şarkıcı karısı binler. Şarkıcı kocası Cem. Ne abi? Obur dünya. Obur dünya mı? Aslında bu karnı büyük. Muhli Sakazu. Karnı büyük koca dünyadır. Ben, biliyorsun bunu. Evet. Bizim Songül Karnı da okudu. Evet. Ben ona oku dedim. O bilmiyorum dedi. Okudu sonra öğrendik ki sen de okumuşsun. Niye okudun? Ben 72, sene, ben 72 senesinde okudum. Songül Karnı önce, o zaman evet. Babasının 5 yıllık kalkınma planında var mıydı? Ben bir sorayım geleyim. He olur. Çilir suyu, kimseye benzeme suyu. Nice muhlis akar suyu, yedin yine doymadın mı? Yedin yine
Nazan'ı, Yunus gibi bir ozanı, koskocaman bir sultanı. Yedin yine doymadın mı? Yedin yine doymadın mı? Dünya dünya yalan dünya, karnı büyük obur dünya. Yedin yine doymadın mı? Hacı Bektaş Veli'yi, İmam Hasan Hüseyin'i, o mübarek Mevlana'yı, yedin yine doymadın mı? Yedin yine doymadın mı? Dünya dünya yalan dünya, karnı büyük koca dünya. Yedin yine doymadın mı? Kurmuşsun temeli, bilmem sana ne demeli. Koca Mustafa Kemal'i, yedin yine doymadın mı? Yedin yine doymadın mı? Koca Mustafa Kemal'i, yedin yine doymadın mı? Yedin yine doymadın mı? Amanından çıkardın, neyni 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 neyni. Oturma, oturma. Oturma. Cem abi oturma. Oturmam. Gel abele, gel abele bu yana. Bir şey diyeyim sana. Sevdan öldürdü beni. Kül oldum yana yana. Gel abele, gel abele bu yana. Bir şey diyeyim sana. Sevdan öldürdü beni. Kül oldum yana yana. İçinde benden dertli kul olmaz. Kaç kere dedim sana iftariye yol olmaz. Bu dünyanın içinde benden başka yol olmaz. Gel böyle gel böyle bu yana. Bir şey diyeyim sana. Sevdan öldürdü beni. Kül oldum yana yana. Gel böyle gel böyle bu yana. Bir şey diyeyim sana. Sevdan öldürdü beni. Kül oldum yana yana. Kaç kere dedim sana iftariye yol olmaz. Bu dünyanın içinde benden başka gül olmaz. Gel abele, gel abele bu yana. Bir şey diyeyim sana.